Basit araçlar eski zamanlarda kullanılan araçlarla aynıdır. Kullanılan araçları listeleyebiliriz. Ama bu araçlar nasıl oluyor da harika bir sanat eserine dönüşüyor? Bunu anlaması biraz zor. El yordamıyla çalışmak sizi yavaşlattığı gibi size ne yaptığınızı düşünecek zamanı tanır. Kaba parçaları ayırarak başlarsınız. Sivri uçlu murç, bütün baskıyı tek bir noktada toplayarak gereksiz ve büyük parçaları taştan koparır. Kaba parçalar ayrıldıktan sonraki adımınız dişli keskiyle taşa form vermek olur. Basit bir tarağa benzeyen dişli keski, taşa formunu verirken aynı zamanda işinizi hızlandırır. Mermer oymacılığı ile ilgili hatırlanması gereken en önemli şey, bu işin dokunma duyusuyla oldukça ilgili olduğudur. Sivri uçlu murcun taşı dağıtması ya da dişli keski taş üzerinde yüzüşü. Sert bir malzeme olmasına rağmen bu araçlar sayesinde istediğiniz yerde boşluk yaratabilirsiniz. Taşı çarpık bir açıyla oyarsanız daha temiz bir yüzey elde ederken aracı taşa dik bir şekilde uygularsanız daha değişik bir doku yakalarsınız. Törpü bir sıra küçük dişin metalle kesilmesinden oluşur ve bu aracı taşa sürttüğünüzde oldukça pürüzsüz bir yüzey elde edersiniz. Araçları kullanış şeklinize göre belirli formları vurgulamanız mümkündür. Eğer benliğiniz içinde kaybolup araçlarınızla taşın içinde bir yolculuğa çıkarsanız yapabileceklerinizin sınırı yoktur.